Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, bizlere kitap ve sünnetin yanında akli selim, kalbi selim, tab-i selim bahşeden, aklımızı ve irademizi özgürce kullanma, doğru ile yanlışı ayırt etme imkanı lütfeden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bize kitabı getiren, kitabı hikmetle beyan eden ve o hikmeti yaşanmış bir hayata dönüştüren sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer başkanı, Sayın Bakanım, Din Şurası'nın saygıdeğer üyeleri, muhterem hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, olağanüstü Din Şuramıza teşrifinizden dolayı Zat-ı Alilerine, Şura üyeleri ve katılımcıları adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz darbe girişimi ve din istismarına karşı birlik, dayanışma ve gelecek perspektifi başlığını taşıyan olağanüstü Din Şurası'nın şimdiden hayırlı sonuçlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm katılımcılara başkanlığımız adına teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sözlerime başlarken 15 Temmuz gecesinde memleketimizin afakını karartmaya azmetmiş, gözü dönmüş bir ihanet çetesi karşısında daha ilk andan itibaren minarelerden salah seslerinin yükselmesiyle istiklal mücadelesi günlerinde olduğu gibi milletin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkma davetine bir an bile tereddüt etmeden icabet eden ve bu ecel gecesinde şehadet mertebesine kavuşan aziz şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin nuru bir kere daha milletimizin ufkunu aydınlatmıştır. Gazilik mertebesine erişmiş kardeşlerimiz milletimizin ve Müslüman ümmetin baş tacıdır. Yüce Allah'tan gazilerimize acil şifalar diliyor, onları milletimizin minnet ve hürmetleriyle selamlıyorum. Hain ve kanlı darbe girişimi karşısındaki vakur, cesur ve Ali Cenap tutumuyla tüm dünyaya örnek olan vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan asil bir milletin fertleri olmaktan dolayı bahtiyarlığımızı ifade ediyorum. 15 Temmuz gecesinde dehşet saatlerinin ilk anlarından itibaren cuntacılara ve ihanet şebekelerine karşı aziz milletimizin maneviyatını canlı tutmak üzere camilerimizi, minarelerimizi, sala ve ezanlarımızı milletimizle buluşturan müftüsünden imamına, müezzininden Kur'an kursu öğreticisine kadar bütün din gönüllüsü kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan salaları bize lütfettiği için Allah'a hamd ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli şura üyeleri, başkanlık olarak tarihimizde ilk defa tek bir gündem maddesiyle olağanüstü din şurası düzenliyoruz. Aramızda Diyanet İşleri Başkanlarımız, eski ve yeni Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimiz ve başkanlarımız, İlahiyat Fakültesi dekanlarımız ve Türkiye'mizin bütün hocaları mevcut. Zira 40 yıldır bu topraklarda din görüntüsü altında fitne fesat tohumu ekenler, kanlı darbe girişimiyle sadece ülkemize ve milletimize değil, en büyük zararı dini mübini İslam'a vermişlerdir. Bu ihanet şebekesi sadece milletin bütün varlığına suikast düzenlemekle kalmayıp, inancımızı, güvenimizi, şefkat, merhamet,
himmet ve izzetimizi, din ve medeniyetimizin bütün şair ve kıymetlerini, ümmetin ilim, irfan, marifet ve hikmet mirasını, feragat, yardım ve dayanışmanın ulviyetini, dinimizi ve dindarlığımızı millet evladı nezdinde olduğu kadar insanlık nezdinde de bir düşman akçesini harcayacak bir öfkeye tahvil etmişlerdir. Daha kahredici olanı ise bu örgütün küresel siyaset borsalarının muktedir müşterilerine kendi meşreplerini yıllarca ılımlı İslam, protestan Müslümanlık, dinler arası diyalog, hoşgörü, uzlaşmacı Müslüman ve benzeri ambalajlarla sunarken 15 Temmuz gecesi giriştiği ihanet ile meclisimizi, şehirlerimizi, caddelerimizi bombalayıp aziz vatanımıza, mübarek Türkiye'mize ve milletimize karşı bir suikaste kalkışarak görünür meşrebini Irak ve Suriye'yi kana bulayan DAEŞ vahşetine tercüme etmekten çekinmemiş, ağır etmemiş ve utanmamışlardır. Bu menfur cinnet ve vahşet milletin silah ve teknolojisini, milletin şehirlerine bomba kusarak sadece maddi varlığımızı tahrip etmekle kalmayıp dinimizin en temel değer ve şiarlarına, milletimizin dayanışma ve güven duygusuna da darbe indirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli şura üyeleri, yüce kitabımızda Rabbimiz şöyle buyurur: La yahurrannekum billahil garur. Aldatanlar sizi Allah'la aldatmasın. Rabbimizin böyle ikaz etmesinin hikmetini ağır bir imtihanla hem ülke ve millet olarak, hem Diyanet ve İlahiyat camiası olarak oldukça geç idrak etmenin derin teessürü içindeyiz. Zira uzun yıllar boyunca sureti haktan görünüp masum vatan evlatlarına himmet kisvesine bürünerek güya hakka, hakikate, millete hizmet görüntüsü altında masum çehreler ardına gizlenmiş bir ihtiras ve denaet kendini 15 Temmuz gecesinde devlete, millete, şehirlere ve medeniyet namına elimizdeki her şeye fütursuz bir kahır ve saldırı olarak kendini izhar etmiştir. Zincirinden boşanmış bir vahşet olarak milleti katletmeye girişmiştir. Sahte tevazu ve yumuşak sözle, gözyaşı ve sözde vazu nasihatle her umut ve özlemimizi emeline alet edip millet evladından devşirdiklerini gizli maksat, mutlak itaat ve sinsi bir sızma becerisiyle donatmıştır. Bu yumuşak huylu görünen emre amade robotlar şebekesi milletimizi Allah ile, peygamber ile ve peygamberin ashabı ile aldatmıştır derken yüreğimin kan ağladığını ifade etmek isterim. Allah'ın ayetlerini, Resul-i Ekrem'in hadislerini, ulemanın hikmet ve irfan erlerinin bilgi mirasını, bu toprakların Mevlana, Yunus Emre başta olmak üzere bütün değerlerini kendi gizli emel ve gayeleri için araç olarak kullanmışlardır. Gözlerimizin önünde dini cemaat taklidi yapan bir Truva atı, dini cemaatleşmeyi, hayır faaliyetlerini istismar ederek sadece kendi menhus akıbetini hazırlamakla kalmamış, milletimizi aldattığı kadar ümmeti Muhammed'in mazlum coğrafyasını ve bütün insanlığı da hayra hizmet ve insanlara yardım görüntüsüyle aldatıp şer güçlere hizmet için büyük imkanlar ve servetler yığmıştır. Bu aldatma, tahrifat ve tahribat sadece ülkemiz ile sınırlı kalmamış, Asya'da zalim hegemonyadan kurtulan kadim Mavera-un-Nehir medeniyetinin merkezlerinde yeniden yeşerecek İslam aklını da yanlış yerlere kanalize etmiştir. Mazlum Afrika kıtasında
sömürge sonrası dönemlerde ortaya çıkacak Müslüman zihinleri de teslim almıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli şura üyeleri, bu terör örgütü mensupları 15 Temmuz'a girişim gecesinde giriştikleri cinnet ve vahşet ile göstermiş oldular ki, akletmeyenlerin dindarlığı, aklını başkasına kiralayanların dindarlığı sadece kendilerini değil, koca bir milleti felaketi sürükleyebiliyor. Ve yine göstermiş oldular ki, din şemsiyesi altında toplandıkları halde siyaset hileleriyle ilerlemeye kalkanlar, din ve ahlaklarını da bir hile haline getirmekten kaçınmıyorlar. İslam dini Allah'tan başka Rabler edinmeden, dini yalnız Allah'a has kılarak ibadet etmeyi ve onun rızasına uygun olarak insanlığa hizmet etmeyi esas alır. İslam dini Hazreti Peygamber'den başka masum ve tartışılmaz bir otorite, yapı ve rehber kabul etmez. Hiçbir kimse ve hiçbir yapı kendisini dinin temsilcisi olarak göremez ve insanları kendisine mutlak itaat ve bağlılığa çağıramaz. Dini rehberlik sadece bilgi ve ahlak açısından eğitim sürecinin bir parçasıdır. Başkaca herhangi bir imtiyazı içinde barındırmaz. İslam dininde mutlak bağlılık çerçevesi Kur'an ve sünnet tarafından belirlenen temel ilkeleredir. Ahlak dinimizin en temel değeri iken, sevgili Peygamberimiz "ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" buyurmuş iken, bu örgüt kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, iki yüzlü davranma, çift dilli konuşma, taktik gereği haram işleme, kod adı kullanma, bulunduğu ortamda inandığından farklı yaşama, yalan söyleme, tecessüs faaliyetinde bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj yapma, ayak kaydırma gibi gayri ahlaki yöntemlere başvurmuştur. Oysa bu tür davranışların İslam'la hiçbir alakası yoktur. Bu tür davranışların İslam'ın temel ahlaki prensibi olan "mümin başkasının kendisinden emin olduğu kimsedir" ilkesiyle izahı mümkün değildir. Bütün bunların sevgi, hoşgörü ve muhabbet temelli bir eğitim gönüllüleri hareketi adı altında yapılıyor olmasının büyük bir aldatmaca olduğu ortaya çıkmıştır. Bu örgüt kendi mecrasına dahil ettiği milletin evlatlarını en başta aile bağlarını yok ederek devşirmeye tevessül etmiş, ardında da onların dini ve milli kimliklerine müdahale etmiştir. İslam hiçbir zemin ve şartta iki yüzlü, iki dilli, çift karakterli, kendine yabancılaşan, şahsiyetsiz, kimliksiz bir insan tipinin yetiştirilmesine cevaz vermez. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz davetliler, bu yapının en az bunlar kadar vahim başka bir günahı, Batı'da İslamofobya dalgası yükselirken, buna karşı çıkıp Müslümanların haysiyetini yükselterek İslam'ın izzeti davası güdeceklerine, İslamofobya ile karikatürize edilen ve şeytanlaştırılan Müslüman imajını kullanarak hoşgörü, dinler arası diyalog gibi kılıklar altında "bizde sizin seveceğiniz bir İslam var" diyerek şirin görünmeye çalışmaları ve kendi izzetlerini onların nezdinde aramalarıdır. Başka dinlerle İslam'ın ilişkisinin genel ilkeleri Kur'an ve sünnet çerçevesinde belirlenmiş ve tarih boyunca örnek uygulamalarla bugünlere taşınmıştır. Ehli kitap olarak kabul edilen din mensuplarıyla dini özgürlükleri zedelemeden barış içinde yaşamak esastır. Ayrıca insanlığın faydasına olacak her işte ortak zeminde yardımlaşma ve dayanışma mümkündür. Ancak dinler arası belli bir siyaset mühendisliği adına birlikte olunamaz. Diyalog adına ortak bir dini teoloji veya dini kültür birliği oluşturma çabası kabul edilemez. Hele bunun için kelime-i tevhid parçalanarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın risaleti
görmezden gelinerek bir ilişki geliştirilemez. Böyle bir tutuma dini açıdan onay vermek mümkün değildir. İslam'ın mümini olmak ancak kelime-i tevhidin bütününe iman ve ikrar ile gerçekleşir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli şura üyeleri, Kur'an ve sünneti öğretmek, temel ilkelerini ve ahlakını müminlere ve insanlara anlatmak elbette İslam'ın tebliğ ve irşat faaliyetlerindendir. Ancak bu faaliyeti bir güç ve çıkar ağına dönüştürmek, buradan dünyevi, siyasi ve ticari bir yapı oluşturmak, her türlü kirli ilişkiyi açık hale getirmek İslam'ın evrensel ilkeleriyle bağdaşmaz. Din adına çıkar elde etmenin ve nüfuz oluşturmanın tasvip edilecek herhangi bir dini temeli olmadığı gibi bu tür yapılara karşı duruş sergilemek hem ahlaki hem İslami bir sorumluluktur. İslam'da tebliğ ve irşat faaliyetinde davet Allah'a ve Hazreti Peygamber'in yolunadır. Allah adına kişilere davet edilmez. Allah ile insanları aldatarak kullara kulluğa çağırmak en büyük zulümdür. Hiç kimse aklını, iradesini ve kişiliğini başka birine teslim edemez. Halık'a isyan konusunda mahluka itaat olamaz. Din adına, Allah adına insanların manevi duygularını istismar ederek kurulan yapılar İslam'a taban tabana zıttır. Bu tür yapılar tarih boyunca İslam toplumlarında mâkes bulmamıştır, bulmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, bütün bunlardan dolayı açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, uzun yıllardır varlığı bilinen ve her türlü yolu kendi emelleri için mübah gören, dini ve dini duyguları istismar eden, bu duygularla milletimizin zekatını, sadakasını, infakını ve evlatlarını çalan, dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını gasp eden, her türlü gayri İslami, gayri ahlaki tutum ve davranışlarla fitne, fesat, yalan ve desiselerle kendine insan ve imkan devşiren, devletin tüm yapılarına sirayet ederek milletin geleceğini ipotek altına almaya çalışan ve son darbe girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan FETÖ terör örgütünü dini bir yapı olarak görmek asla mümkün değildir. Bu örgütün elebaşını da din alimi ve dini rehber olarak kabul etmek mümkün değildir. Örgüt elebaşlarını imam, kendisini de kainat imamı olarak isimlendiren bu kişi, bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüştür hükmünce muamele görmelidir. Bir gecede topyekün millete bomba yağdıran, masum insanları katleden bir örgütün ne İslam'la ne de insanlıkla bir ilişkisi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli şura üyeleri, ülkemizin ilahiyat birikimiyle başkanlığımızın tecrübesini buluşturmak, yaşadığımız bu elim hadiseden dersler çıkartmak, dini istismar eden bu ve benzeri yapılara karşı gerekli tedbirleri almak, din hizmetleri, din eğitimi ve din öğretimi alanında başta hukuki düzenlemeler olmak üzere mevcut eksiklikleri tespit etmek ve buna göre atmamız gereken adımları belirlemek, ilahiyat ve diyanet camiası olarak üzerimize düşeni yapmak, insan yetiştirme mekanizmalarımızı yeni baştan gözden geçirmek, topluma sağlıklı dini eğitimin sunulmasını sağlamak, dini hayri ve sosyal hizmetlerin sunulmasında İslam'ın evrensel ilkelerine göre hareket edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak gecikmiş bir hizmet olarak karşımızda durmaktadır. Açıkça ifade etmek isterim ki Türkiye'yi bütün boyutlarıyla kavrama
ve ele geçirme iddiasındaki bu örgüt karşısında dini ve akademik suskunluğun hiçbir açıklaması yoktur. Burada Diyanet ve İlahiyat Camiası olarak hep birlikte öz eleştiri yapmak mecburiyetindeyiz. Bu konuda gerek Diyanet Camiası'nın gerekse ilahiyat fakültelerindeki akademik faaliyetlerin gözden geçirilmesi aciliyet kesbetmektedir. Öte yandan başkanlık olarak varlığını din istismarına ve bu milletin bekasını sonlandırmaya adamış bu terör örgütü hakkında her türlü derinlikli araştırma ve düzenlemeyi yapmak gecikmiş bir hizmet olarak karşımızda durmaya devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz misafirler, en önemli hususlardan bir tanesi de ister din ve diyanetini öğrenme ve hayırlı hizmetlere omuz verme gayretinde olsun, isterse dine ve maneviyata mesafeli ve hatta muhalif olsun, gençlerimizin bu travmatik gelişmeler sonunda din ve maneviyat konusunda içine sürüklenebilecekleri nihilizmin büyüklüğünü görmek ve anlamak gerekmektedir. Dini ve maneviyatı kirletmekten kaçınmayan bu hain saldırının genç nesillerin maneviyatını derin bir bunalıma, buhrana ve çıkmaza sürükleme potansiyelini bertaraf etmek ilahi bir sorumluluk olarak omuzlarımıza yüklenmiş bulunmaktadır. Gençler kendilerine dini nasihatlerde bulunan insanlara bundan sonra nasıl güvenebileceklerdir? Onlara inanmakla içine düştükleri hüsran ve umutsuzluğun anaforunda bu gencecik yüreklerin içine sürüklenmeleri muhtemel nihilizmden onları koruyarak İslam'ın tertemiz barış, adalet, kardeşlik ve yüksek ahlak çağrısı olduğuna bu gençler neden ve nasıl inanacaklardır? Bu gayyadan gençlerimizi hangi iman, hangi güvenirlik, hangi şevkle koruyabileceğimiz üzerinde düşünmek zorundayız. Bu gençlerimizi bunalımdan, buhrandan, nihilizmin girdabından kurtararak İslam'ın yüce hakikatlerine ulaştırma yolunda gerçekleştireceğimiz olağanüstü din şurası kararları bize yol gösterici olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz davetliler, yaşadıklarımızın sıcaklığı içinde verilen tepkilerin ardından şimdi serin kanlıkla düşünme zamanıdır. Önümüzdeki sürecin içinden çıkılamayacak bir fitneye dönüşmemesi için sağduyu ve akli selime muhtaç olduğumuz her türlü izahtan varistedir. Milletimizin bu soylu direnişi yüksek bir adalet ile taçlandırıldığı takdirde tarihteki yerini alacaktır. Zat-ı alilerinizin sık sık vurguladığı gibi intikamla değil ancak adaletle bu sürecin üstesinden gelinebilecektir. İnanıyorum ki barındırdığı istişare ve tefekkür gücüyle din şurasının hepimize umut, itidal, feraset ve hakkaniyet aşılayacaktır. Yarınlarımızın bugünlerimizden çok daha güzel olacağına dair inancımı ifade etmek istiyorum. Allah'a sonsuz hamdolsun ki bu topraklar asırlardır Müslüman yurdudur. Bu millet şüheda evladıdır. Bu ezanlar, bu salalar İslam'ın şiarıdır. Bu dinin tek bir harfi bile değişmeyen kerim bir kitabı vardır. Bu dinin en güzel örnek olma vasfına sahip bir peygamberi vardır. Allah'ın bize verdiği bir akıl, bir kalp vardır. Bizim değişmez değerlerimiz, 14 asırlık engin tecrübemiz vardır. Muhterem Cumhurbaşkanım, darbe karşısında şecaat ve izzetle gösterdiğiniz liderliğe ben de milletim adına o meş'um gece gözyaşlarıyla sala okuyan binlerce din gönüllümüz ve cami cemaati adına derin şükranlarımı ifade ediyorum. Olağanüstü toplanan bu şurada birbirinden değerli alim ve hocalarımız adına kadim Diyanet İşleri Başkanlarımız, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlarımız, İlahiyat Fakülteleri hocalarımız adına diyebilirim ki millet olarak yaşadığımız felaketten istikbalimiz adına büyük hayırlar doğacaktır.
karanlığa açılan bir ihanet kapısı açılmamak üzere kapanmıştır. Allah sizden ve milletimizden razı olsun. Emin olunuz ki Allah'ın dini adına bütün insanlığa karşı kendini sorumlu gören bu milletin göğsü, iman dolu evlatları bu ihanet yarasını da hızla saracaktır. Dinimiz, diyanetimiz, mukaddesatımız, milletimiz yara almadan, kula kulluğu reddeden ve yalnız Allah'a kulluk eden nesillerin elinden tutmaya, çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Toplum olarak birbirimizin hukukunu daha çok koruyacak ve birbirimize daha çok sahip çıkacağız. Dini duygu ve dini düşünceyi istismar eden FETÖ ve başka örgütlerin çaldığı bütün ıstılahlarımızı, bütün değerlerimizi, bütün evlatlarımızı geri alacağız. Terör örgütlerine verilecek tek bir Müslüman evladı yoktur. Olamaz. İslam'ın değişmez yolundan istikamet üzere yürüyeceğiz. Her türlü aşırılıktan, ifrattan, tefritten, zahiri ve batini yorumlardan uzak, Kur'an ve sünnet-i seniyye ile orta yolu esas alan, İslami hayatımız zayıflamadan, solmadan yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Allah bizi ve bütün insanlığı orta yoldan, istikametten ayırmasın. Sözlerime son verirken aziz milletimizi derin acılardan, ağır imtihanlardan, onulmaz yaralardan muhafaza etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak birliğimize ve dirliğimize göz dikenlere, izzetimize ve şerefimize kurşun sıkmaya çalışanlara fırsat vermesin. Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitneden bizleri halas eylesin. Şuramızı hayırlara vesile kılsın. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, selam ve saygılarımı iletiyor, tekrar hoş geldiniz diyorum.